Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. Yine 3 adet şirket inceleyeceğiz. Birincisi Tukaş, ikincisi Teknosa, üçüncüsü de Yeşil Yapı olacak. Şimdi bunların teknik verilerine geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Öncelikle Teknosa ile başlayacağız. Az önce yanlış söyledim arkadaşlar. Şimdi haftalık grafikle başlıyoruz. Haftalık grafik biliyorsunuz orta uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir düşen trend. Sonra bu kırılmış. Kırılınca yükseliş başlamış. Yükseliş trendine geçmiş. O da takip nereye kadar? Şu destek kırılıncaya kadar. Bakın gelmiş buradan dönmüş. Sonrasında kırmış. Aşağı yönlü devam etmiş. Burada baktığımızda maalesef şöyle bir durum var. Yani 6.52 biraz dip yapmış gibi. Şu an biraz da altında 6.52'nin de. Tabii hafta yeni başladı. Henüz bir kapanış yok. Yani buraları dip yapmış olabilir. Bakın önceki tepeler. Bakın şurada 1, şurada 2, şurada 3. 3-4 kere buralar hani destek ve direnç olarak çalışmış. Yani bunun üzerinde tutunabilmesi önemli. Bunun üzerinde dediğimiz yer 6.58 üzeri olması olumlu olur. Ama aşağı yönlü düşüşte devam ederse yani 6.40'ın altına da düşerse sıkıntılı dönemler başlayabilir. Nere için? Teknosa için. Şimdi Teknosa'nın kısa vadeli yatırımı için günlük grafiğine bakalım. Şu şekilde Mart dibi itibariyle çizmeye başlamışız. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Yükseliş trendi devam etmiş. Ta ki şuraya kadar. Bakın gelmiş aşağı kırmış. Sonra burayı aşağı kırınca destek direnci dönüşmüş. Yukarı gitmişse de kıramamış geri gelmiş. Sonrasında kırmış kalıcı olamamış tekrar düşmüş. Yükselmiş düşmüş derken bakın 6.39 civarı önemli bir destek gibi. Burası önceki dirençlere de karşılık geliyor gördüğünüz gibi. Şu an 6.46 ile bunun üzerinde. Yani burada birkaç kere denenmiş önemli bir destek. Alım için, maliyetlenmek için iyi bir nokta olabilir şu an 6.46. Genel görünüm bu şekilde. Şunu tabii şöyle biraz daha büyütebilirdik. Gördüğünüz gibi şöyle bir görünüm var. Burada sıkışma alanında oluşmaya devam ediyor. Bunu da söyleyelim yani bakın. Şuradan dahi alsak şu şekilde aldığımızda bakın. Bir sıkışma alanı mevcut. Biz bunu şuraya da taşısak olurdu. Tabii böyle biraz daha görüntü bozulacak. O yüzden bunu yapmadım. Bu şekilde de mevcut. Yani burada artık yukarı mı kıracak, aşağı mı kıracak, nasıl bir görünüm olacak bunu bekliyoruz. Şimdi isterseniz destek dirençler için Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım. Şöyle şurayı seçtik, şuraya geldik. Tepe olarak şurayı seçtim. Dip noktada bakıyorum neresi? Şurası arkadaşlar. Yani aslında geçen cuma ki kapanış. Trend tuşlarını yakaladım. Şu şekilde geldi. Bakın şu an 6.46. 6.38 önemli bir destek. Kırılırsa aşağı yönlü sert hareketler gelir. Yukarıda da öncelikle geçilmesi gereken nokta 6.64. Sonrasında da 7.43. 7.43 önemli seviye biliyorsunuz %23.6 ve %38 seviyeleri. 8.28, 9.46, 10.41, 11.36, 12.71 ve eski tepe olan 14.43 topa girer. Otaya girer ya da daha doğrusu. Orada geçirse eski tepe sonrasında 19 lira, 27 lira ve 40 lira seviyeleri hedef haline gelecektir. Nerede? Teknosa'da. Şimdi ikinci şirketimize geçelim isterseniz. İkinci şirketimiz Tukaş. Tukaş'ın orta uzun vadeli görünümü için haftalık grafiğine bakalım. Şu şekilde bakın yatayda bir hareket sonrasında yükseliş trendi. Şunu biraz büyütüyorum. Şu şekilde bir yükseliş trendi. Sonrasında bu yükselen kırılmış, şu destek kırılmış daha doğrusu. Sonrasında düşüş başlamış. Yani burada alçalan takoz formasyonu var gördüğünüz gibi. Normalde alçalan takoz formasyonu devam formasyonudur. Yani önceki trend neyse o yönde devam eder. Bakın burası yükseliş, şurası takoz. Tekrar yukarı yönlü gitmesi lazım. Ama her zaman belirttiğimiz gibi işimiz falcılık değil arkadaşlar. Kırılım ne yönde gerçekleşti? Ondan sonra hani formasyon onaylanmış olur. Bunu bekleyip görmek lazım. Yani nedir işte gidip de 6.40'ın altına düşerse bu sefer aşağı yönlü bir hareket gelir. Yukarı yönlü devam formasyonu olması için 7 lira seviyesinin geçilmesi lazım. Bakın iyiden iyiye sıkışmış. Sıkışma alanı sona gelmiş. Burada artık yön tayini beklenir. Bunu söyleyelim. Bu haftalık grafik tabi. Şimdi kısa vadeli yatırım için de nereye bakalım? Günlük grafiğine bakalım Tukaş'ın.
Baş günlük grafik, evet. Şu şekilde. Şimdi şöyle kendimi aldım buraya. Gördüğünüz gibi bakın şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Sonra aşağı kırmış. Aşağıda da bir bant hareketi başlamış. Şöyle. Önce isterseniz şunu bir küçültelim. Şu şekilde çizmişiz. Bakın eski dirençlere karşılık geliyor burası. Yani neresi? 6.39'da 7.30. Pardon şurası kaçmış? 6.59. Evet. Yanlış söylemeyelim. 6.59'da 7.35 arasında bir bant hareketi var. Şimdi burayı büyütelim. Aslında şu diplere yakın, 6.59'a yakın, maliyetlenmek için iyi bir yer. Hatta burayı biraz daha büyütürsek şunu da görebiliriz. Bir dakika, şöyle bir daha şey yapalım. Yani şurada da gene bir sıkışma alanı oluştuğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani istersek şuradan alalım. Şu şekilde baktığımızda bakın, şurada da gene bir sıkışma alanı oluşmuş, yön tayini gelecektir. Şimdi destek dirençler için tümünü sil dedim. Şöyle grafiği bir küçültelim. Evet, şöyle küçülttük. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Şurayı alıyorum. Tepe dip noktada neresiymiş sanırsam. Şurası. Sağ tıkladım. Trend üçlerini yakala dedim. Evet. Oldu. Gördüğünüz gibi 6.66. 6.55 önemli bir destek. Bırakılırsa aşağı yönü çok sert hareketler gelir. Yukarı yönlü hareketlerde de öncelikle 7.70 sonra 8.25'in geçilmesi lazım. Daha sonra 9.21, 10.85, 12.18, 13.5, 15.39 ve eski tepe olan 17.80 hedef haline gelir. Yani buradan dipten bir dönüş başlarsa 17.80'e kadar neredeyse %200 prim potansiyeli var arkadaşlar. Zaten 17.80'de kırılırsa yukarı yönlü 24 lira, 36 lira ve 54 lira şeklinde hedefler oluşur diyebiliriz. Şimdi bunu da söyledikten sonra Tukaş'ı sonlandıralım. Yeşil yapıya geçelim. Yeşil yapının orta uzun vadeli görünümü için haftalık grafiğiyle başlayalım. Bakın şu şekilde bir yükseliş trendi. Yükselen, yani şu destek kırılınca bir düşüş trendi başlamış. Sonrasında da şu düşen kırılınca tekrar yükseliş başlamış. Biraz daha büyütelim artık. Bu yükselişte şu destek kırılınca düşüşe dönüşmüş. Ama gördüğümüz gibi bu düşen de kırılmış şu an. Yani şu an iyi bir noktada 17 kuruş seviyesinde. Saat şu an 12.43. Tabii 15 dakika gecikmeli olduğu için veriler 12.28 verileri bunlar. 11.71 şeye baktığımızda arkadaşlar, yani şuralar 11.62 seviyesinde, şu gördüğünüz tepe şu an üzerinde. Yani bu haftalık grafik üzerinde kapanışlar olursa 11.17 ve üzerinde, yani 11.20 diyebiliriz. Şu düşen kırıldı diyebiliriz. Yani şu an bile diyebiliriz. Çünkü bakın iki tane, yani şu üzerinde gerçi pardon. Evet, bu hafta şuna üzerinde kapatırsa iki tane mum oluşmuş olacak. Düşen kırılmış. Orta uzun vadede görünüm olumlu. Nerede? Yani bakın hatta şu an 11.18 oldu. Yeşil yapıda diyebiliriz. Kısa vadeli yatırım için günlük grafiğe gidelim şimdi. Mart gibi itibariyle çizmeye başlamışız. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselişlendi. Şurada ara sert yükseliş gelmiş. Sonrasında da düşüş başlamış. Bakın şu şekilde. Kendimi alayım şuraya. Şu şekilde. Bakın bu gelmiş şu desteği de kırmış. Yani öncesinde şu direnç kırılmış. Denemiş kıramamış. Kırınca sert gitmiş. Sonrasında gelmiş hem kanala girmiş. Kanalı da kırmış şu desteği. Aşağı yönlü düşüş devam etmişti. Ta ki nereye kadar? 28 Temmuz dolarlarına kadar. Sonra bu kırılmış. Yukarı gitmiş derken bir düşüş gelmiş. Şurada ama sert yükselişler olduğunu artık görebiliyoruz. Bakın. Şurada çok kısmi fiyat hareketleri varken şu şekilde. Burayı kırınca bakın 2 mumda, yani 2 günde geçen cuma ve bugün nerelere gelmiş? 11.18. Bu 11.18'de şu tepeye karşılık geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bakın kaç tane mum var? 6, 9, 20 tane mum var yaklaşık şurada. 20 mumda düşen fiyat farkı, yani oluşan fiyat farkı 2 günlük hareketle kapanmış vaziyette şu an. Yani güçlü geliyor diyebiliriz. Bunu söyledikten sonra tabii bu 11.18 üzerinde kapanış şurayı olumlu manada kırması demek olumlu olacaktır. Sonrasında 11.21 var. Hele zaten şu 11.32'de geçirse daha olumlu olabileceğiz şirkette. Bunları söyledikten sonra şimdi destek dirençlere bakalım. Şu grafiği öncelikle bir küçültelim. Evet. Yani seçeceğim yer orayla orası da olabilir. Destek direnç için daha iyi olacaktır. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakıyoruz arkadaşlar bunun için. Bakın şuraları seçtim. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Şu şekilde. Şimdi kendimi şuraya alayım. Evet. Bakın. 1.18. Şurada %78 seviyesi. Yani 1.20 var. Bu 1.20 bugün iğnelenmiş gördüğünüz gibi. Şu an altında gibi. Kırılma ihtimali var. Bakın şurada bir denemiş kıramamış. Burası çok önemli. Burası geçirirse arkadaşlar
Yukarı yönlü 1.57, 1.84, 2.10, 2.42 ve 2.94 şeklinde gider. 2.94 eski tepe, burada geçirse yukarı yönlü daha sert hareketler gelir. Olası düşüşlerde de 1.0 kaç burası? Bakalım şöyle biraz daha indireceğim. 1.04 seviyesi çok önemli arkadaşlar. Bakın iki kere denemiş. Şurada destek. Şurada da bakın direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Şurada da direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Bu sebepten 1.04 kırılırsa aşağı yönlü yani 80 önce 87 kuruşa sonra 73 kuruşa kadar düşüşler gelebilir. Satışlar sertleşebilir. Ama şu an için olmuyor. Bakın son 2 günde sağlam bir yükseliş gelmiş. Hele şu 1.20'de kırılırsa yukarı yönlü iyi bir potansiyeli var. Yani 1.20'den 2.94'e neredeyse 3'e demek 1 lira 80 kuruş prim yapması demek. Bu da %150 potansiyel demek eski tepeye kadar. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alanınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanızı bekler. Şimdilik bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.